Amirim, Çağcı'nın eşkal çıkartıldı. Adı İsmail'miş. Başka? Başka bir şey yok mu? Bir adres var. Hatta eski bir iş adresi de var ama ne kadar güvenilirler bilmiyoruz. Sahtedir kesin. Olsun. Başlangıç başlangıçtır. Bu adam hangi deliğe girdiyse çıkarıyoruz Raşit. Tamam, ben rapor vereceğim size. Yok, ben de geliyorum. Üç koldan ararız. Hadi. Alo. Ne durumdayız Ali? Abi adamımızın ismi İsmail. Gülcihaz önce üç ayrı ekip kurup yola çıktı. Nereye gittiklerini öğrendim, sana da atıyorum şimdi. Gerek yok. Asıl sen bana şunu söyle. En az senin kadar iyi ama senden daha yaşlı bir sahte kimlikçi var mı? Benden daha iyi ve yaşlı bir ya var ya. Esefo var. Tanıyor muyuz peki? Tanıyoruz. Kendisi benim ustam olur. Sıkıntı? Sıkıntı yok, sıkıntı. Sıkıntı falan yok canım. Yani öğrenci, öğretmen rekabeti diyebiliriz falan filan da neyse. Şimdi şöyle yapıyorum. Eşref Baba'yı arıyorum. İsmail'in fotoğrafını ona gönderiyorum. Hangi isimle sahte kimlik yapmış, gerçekte kimmiş öğreniyorum. Doğru mudur? Aynen öyle kardeşim. Haberleşiriz. Harika. Tamamdır. Hepsi bende. Kendine iyi bak. Mahir'e de selam söyle. Görüşürüz. Hadi kızım. Bir çaycıyı bulamadık ya. Yuh olsun bize, yuh. Zehirlenme hadisesinin başında kim varsa iyi saklıyordu ama. Kim olduğunu zaten biliyoruz Raşit. Sadece işte ismini söyleyemiyoruz. Lanet olsun. Kanıt lazım bana. Kanıt. Ali. Doğru adreste miyim ben? Emin misin? Ya hepiniz inşa tabii ki doğru adrestesin. Mülteciler buraya getiriliyormuş. Adımımız da buradan mülteci otobüsüyle beraber Sofya'ya kaçacak. Kesin bilgi yayabilirsin, bana güven. Tamam? Peki. Heh. Geliyor bizim herif. Sen Gülce'ye söyle uçsun buraya. Hadi. Tamam, tamam. Ali arıyor. Efendim Ali. Çınar Çağcı'yı bulmuş. Konumunu atıyorum hemen. Ne diyorsun ya? Tamam, tamam. Bakıyorum hemen. Ne oldu? Bulduk Çağcı'yı, bulduk Raşit. Konum attı, ha? O zaman haydi. Düz git buradan, ileriden döneceğiz. Hadi Raşit, hadi. Avukat?